Herkese merhaba, hoş geldiniz. Evet, artık iş başa düştü. Bu hafta çok gezdik, bu kadar yeter. Artık çalışalım dedik. Sevgili Kaan'cığım eline aldı küreği, yine harç karıyor. Artık kalan yerleri tamamlamamız lazım. Havalar aşırı sıcak olmadan yavaş yavaş başlıyoruz. Kolay gelsin. Çok gezdin, çok gezdirdin. Artık iş başa mı düştü? Havalar sıcak olmadan diyorsun da, yani hava 40 derece. Ama o kadar sıcak değil ki. Yani Muğla'ya göre kıyasladığım zaman. Hayır, bugün ben zaten esintiye güvenerek hani çalışayım dedim. Hani bir esinti var, bir rüzgar var. Dün akşam da çok vardı. O gene bir nebze insanı serinletiyor, şey yapıyor ama gerçekten çok sıcak. Allah'tan şu bizim asma burayı bayağı kurtarıyor. Bir de abonelerimiz istiyor ki sürekli inşaat yapalım, sürekli ev tadilat yapalım ama sürekli olmuyor. Yani insanın da bir beden gücü var, yoruluyor, enerji bitiyor. Babamla neredeyse 1-1,5 ay çalıştık ve gerçekten yorucu yani. İnsan biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ve bir de tek başınıza da çok kolay değil. Bakın şimdi bu harcı karıyorum. Şimdi bu harcı yukarı çıkaracağım. Yani bir yardım edecek bir insan olması gerekiyor. Yani tek başınıza tamam hani yapıyorsunuz da her şey öyle kolay değil oradan göründüğü gibi. Biz de istiyoruz artık şurayı çok güzel bir hale getirelim ama öyle kolay değil gerçekten. Yani sadece inşaat işimiz yok ki. Yani ev, çocuklar, hayvanlar, yani görüyorsunuz doğal ürünlere yetişmeye çalışıyoruz. Doğal ürünler konusunda da şöyle söyleyeyim. Bize şunu söyleyenler var. Siz kendiniz yetiştirmiyorsunuz. Hani başkalarından alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bizim de gönlümüz yetiştirip direkt kendi yaptığımız ürünü size göndermekten yana ama maalesef arazi yok. Görüyorsunuz yani zeytinlik bile alamadık. 200-300 bin liralardan bahsediyorlar zeytinlik için. Bir babadan dededen kalan bir arazimiz yok. Tamamen sıfırdan kendi imkanlarımızla bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Muğla'da zaten 4 yılımız tecrübe edinerek, acı çekerek, pişerek geçti. Şimdi burada daha kendi kendimize yeni gelmeye başladık. Sağ olsun Abdullah abiler, Nevinler bize destek oluyorlar. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sonuçta herkesin bilgi becerisi farklı. Biz onlardan şimdi üretmeyi öğreniyoruz. Sonuçta hiçbir şey bilmeden yapamazsınız. Burada köyde yaşayan, tarım yapan insanların bir geçmişleri var. Babadan gelen bir bilgi deneyimleri var. Bir yaşanmışlıkları, arazileri var. Bizim yok arazimiz. 600-700 metrekarelik bir bahçemiz var. Burada kendimize yettiği kadar üretmeye çalışıyoruz. Bizim de farklı becerilerimiz var. Sonuçta biz de buradaki insanları sizlerle buluşturuyoruz. Bu da çok önemli. Yani sonuçta satış pazarlama, üretici neden kazanamıyor? Pazarlayamadığı için kazanamıyor. Pazarlama kısmındaki beceri ve bilgi tecrübe de bizde var. Biz de ortak bir paydada buluştuk buradaki insanlarla. Onlar üretim kısmını yapıyor. Biz de paketleme, gönderme, pazarlama kısmını. Ama tabii ki gönlümüzde büyük arazilerimiz olsun, traktörümüz olsun, kendimiz ekip biçelim. Kendimiz biz de onların yanında ürün koyalım ortaya, biz de satalım. Ama bunlar zamanla olacak şeyler. Yani bir bebek doğduğu zaman hemen koşmaya başlamıyor. Önce emekliyor, sonra yürümeye başlıyor, düşe kalka. Biz de şu an emekleme kısmından adım atmaya başladık. Ama her şey çok daha iyi olacak. Elimizden geldikçe yapıyoruz. Daha buraya taşınalı kaç ay oldu bizim? 3 ay oldu. Bakın 3 ayda yaptıklarımıza bakın. Yani her şey kolay olmuyor, inanın çok zor. İnşallah sizler de bir gün hayalinizdeki o köy yaşamına müstakil eve geçersiniz. O zaman ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. O zaman çok konuştum, işe döneyim artık. Şimdi ne yapıyorsun ustam? Şimdi şu yukarı başlayacağım. Tamam. Artık hani en azından günde biraz yapsam. Bence de. Çünkü artık köpeklerin yerini yapmak istiyorum. Aslında köpekler orada serinde güzel duruyor. Evet. O yüzden hani çok ıkım çıkarmadım. Fark ettim. Çünkü gerçekten çok sıcak. Orası aynen. Mahzen gibi. Evet. Orası en serin yer yani. Hayvanların orada gıkı çıkmıyor. O yüzden biraz ağırdan aldım. Ama oranın kayrak taşını döşeyip artık orayı yerlerini yapacağım. Bir de tabii şöyle, yani çok fazla yenilik yaptık, çok da para harcadık. Açıkçası biraz kendimizi böyle bir toparlamamız da gerekiyor. Yani her şeye para saç öyle kolay değil, inanın. Ustalarla yaşadığımızı gördünüz, yani paranız olsa da adam çalıştırmak çok zor. Biraz da açıkçası ağırdan almamın sebebi, her şeyin fiyatı çok yüksek. Hani benim yatırım yaptığım alanlarda da şu an pek hareket yok. O yüzden yani biraz kendimizi toparlamamız lazım maddi açıdan.
O yüzden biraz yavaş yavaş gidiyoruz. Yoksa şu an en önemli şey şuraya cam kapama yaptırmamız lazım balkona. Onun haricinde kalorifer tesisatı, petek, kazan, onları araştırıp onları yaptırmam lazım kış gelmeden. Açıkçası şu işlerden bunlar çok daha önemli. Şimdi yaz bitti mi bir anda havalar soğuyacak. Yani altyapımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. İşte ahırı mesela şu an yıkamıyoruz. Şu kısmını yıkacaktık. Şu an onu erteledik. O yüzden şu an ahırın içini kireç yapacağım mesela. Belki bir sonraki videoda onu izleyeceksiniz ya da ondan sonraki videoda. Kireç yapacağım. Ahırın altını temizleyeceğim. Hayvanların altını temizleyeceğim. Onlara emek harcayacağım biraz. Hayvanlarla ilgili. O şekilde yani çabalıyoruz bakalım bir şeyler için. Bu arada domateslerimiz olmaya başlamış. Onları da göster. Tamam. İyice domatesler çıkmaya başlamış. Biraz toprağımız milli. Yani kum gibi. Sulama işi biraz sıkıntılı. Yani çok fazla çapa yapmak gerekiyor. Siz de videoda bize kızıyorsunuz altlarını çapala diye. Toprak çok kötü. Suladığınız anda toprak böyle dümdüz oluyor. Yani milli olduğu için. Ama ona rağmen meyve vermeye başlamış domates. İnşallah onları da yemek nasip olacak bakalım. Ama o arka bahçeyi bu sene olmasa da önümüzdeki senelerde çok güzel bir çiçek bahçesi, meyve bahçesi, yani böyle sebze bahçesi, yani çok güzel bir hale getireceğiz yani. Çok istiyor gönlüm. Evet. Kedi de seni yalnız bırakmıyor bu arada. Bak şimdi el arabasını götüremiyorum. Bunu kaldırdım. Kaç kilo belki şu? 40 kilo. Benle beraber yardım edebilir miyim sana? Gel. İşte bizde her güç var da kas gücü yok. Tek eksiğimiz o kadın olarak. Olsa vallahi ben koşa koşa yardım ederdim yani. Oh. Şimdi tamam hadi bunu çıkardım. Bir de taşların taşınması var. Taşları getir, onu yap. Tek başına gerçekten zor yani. Zor ya. Tek başına dediğim yani bir erkek gücü illaki gerekiyor yani. Tabii canım, yanınızda çalışacak. Tabii canım, erkeksiz olmuyor ya. Çünkü bunlar çok ağır işler yani biz babamla burada 3-4 ton taş taşıdık. Bunun yanında harç kardık, harç başlı başına karmak, onu karıştırmak bile çok zor. Baksana bir şey taşıdın hemen göğüslerin şişti. Tabii yani. Omuzların şişti. Gerçekten kolay değil yani. Ama yapacağız, gücümüz var. Gençliğimiz var, gücümüz var diyorsun. Evet. Evet, taşlar taşınmaya başladı. Şu bölgenin tamamen taşla kapanması gerekiyor. Ki ondan sonra kulübe yapılsın. Ben de sana yardım edeyim mi? Eldivenlerimi alayım. Vallahi et de şu an. Şu alt kısma zaten birkaç tane ettiği kadar atacağım. Söylerim ben sana ama illa bir şey yapmak istiyorsan gel bak şurayı almamız lazım. Nereyi? Yani şurayı biraz temizlememiz evet, lazım. Evet burası çok fena. Yani sen şunları, tırmıklayayım mı ben bunları? Ha, buraları tırmıkla mesela şu. Tamam. Bugün de güzel böyle, esiyor. Bak şurayı buraya kepçe gelmişti ya. Evet. Kepçe buraya yığdı gitti. Bunları bizim buraya yaymamız lazım. Ha, peki buradan toprak aşağıya düşer. İşte buraya da biz 3 sıra şöyle tuğla öreceğiz. Onu da sen mi yapacaksın? Yapacağım onu. Tamam. Ama önce bir şurayı bir bitireyim. Ama tuğla çirkin görünmez mi bu şeylerin üstünde? Onu da önünü kayrak yapacağız ya. He anladım. Böyle tuğla kalmayacak. Kötü durmayacak mı o taş duvarın yok, üstünde şey kayrak olacak, taşı? Yok kemer gibi olacak. Bak şuradan kayrak geliyor. Buradan böyle gidiyor. Ona da bir led falan yaparız. Şık. Olur tamam. Yani bakarız ya. Önce bir deneriz olmadı. Şurada nasıl duracak? Küçük bir yere yaparız. Tamam. Duruma göre devam ederiz. Tamam. Bugün bize hangi türküyü söyleyeceksin usta? Bugün mü? Evet. Ne söyleyeyim? Bilmem içinden ne geçiyorsa. Başladın ya inşaat işine. He. Ben pek türkülerle aram yoktu açıkçası. Yani vardır da söylemekle aram yok. Allah'tan bugün hava serin ama bak güzel yani. Ya güneş şimdi, güneş çok yakıcı. Tabii ama şey esiyor. Buranın da işte rüzgarı çok güzel. Burada hep yazın bir rüzgar olurmuş zaten. Burada yaşayanlar söylediler. Aynen hep yazın rüzgarı geçermiş. Çok nadirmiş rüzgar olmadığı. O güzelliği var. Zaten kışı demedi de onu sormadım da. Ama yazın hep böyle rüzgar olurmuş. Zaten İzmir'de bir rüzgar vardır mesela şeyde. Yazın açıkçası
Böyle güzel bahçe tarafları falan mesela Temmuz, Ağustos hep rüzgarlı olur. Ama ne zaman Eylül, Ekim, Kasım gelir böyle rüzgar durur, deniz dümdüz olur. Onu oraları bilenler iyi bilir o dediğimi. Bunaltmaz yani. Güzel oldu. Güzel bir başlangıç oldu. İyi mi? Evet. Güzelmiş bu taş. Şimdi Muğla'nın sıcağını düşünüyorum da. Of, düşünsene orada olduğunu. Ya düşünsene. Çandır'da. Ay ne kadar sıcak değil mi? Daha biz aydan önce Muğla'daydık. Vallahi. Bambaşka bir hayatımız vardı. Bir hayal etsene, anlatsana. Ya evet ya. Hakikaten insan kuş misali yani. Kader denilen şey gerçek. Bunu bir kez daha anlamış oldum. İnsanın bir yazgısı var. Ve zamanı var. Her şeyin bir zamanı var hayatta. Oraya doğru insan gidiyor. Sen ne kadar çabalarsan çabala. Allah onu yazmadıysa eğer o olmuyor. Ama yazıyorsa bir şekilde gönlüne düşüyor ve o bir şekilde gerçekleşiyor. Her şey yazgıyla alakalı ama tabii ki ne diyor? Biz insanın kaderini kendi çabasına bağladık diyor. Yani sen çaba etmezsen, çabalamazsan, uğraşmazsan yani artık burada ilahi gücün de yapabileceği pek fazla bir şey yok. Sonuçta sen çaba göstereceksin. Allah da sana yardım edecek. Değil mi? Ya o fırsatları senin karşına veriyor. Sen bunu değerlendirebiliyor musun, değerlendiremiyor musun? Ona bakıyor. Kesinlikle. Yok senin kafan çalışmıyorsa, almıyorsa yapacağı ne var ki yani? Zorla yaptıracak bir şey yok. Tabii ki. O yüzden niye olmuyor demeyin. Her şeyin bir vakti zamanı var. Biz işte 4 yılda ay dedik herhalde olmayacak, alamayacağız bir ev. Hiç ummadığımız yerden, ummadığımız bir şekilde işte ev aldık. Şimdi duvarlarını yapıyoruz yani işte her şey nasip kısmet. O yüzden beklemek lazım, rahat bırakmak lazım. Biraz da teslim olmak lazım. Sabır, teslimiyet çok önemli ve şükretmek. İyi mi? Çok güzel. Güzel gidiyor. Ay kedicik orada ezilecek, onu üzülüyorum. İnatla altında kaldı. Ayrılamıyor benden. Aynen, enerjine çekiliyor. Aynen. Benim gibi aynı, dibinden ayrılmıyor. Ya başlayınca zevkli, kolay gider. Yani şu hazırlık kısmı çok can sıkıcı. Başlayana kadar her şey değil mi? Evet. Bir şeyi adım atana kadar zor ama attıktan sonra gerisi geliyor. Bu saksıyı da buradan alacağız. Böyle ortaya birazcık daha şöyle koyup bu buradan böyle aşağı doğru sarkacak. Çok güzel bir sarmaşık olacak inşallah. Evet görüyorsunuz merdivenlerimiz. Çok güzel oldu, sağlam ve güzel görünüyorlar. Şöyle göstereyim size de. Ahırımızı temizlemiştik biliyorsunuz. Şimdilik buraya da kapı yapana kadar burada tutuyoruz. Çünkü koyunlar arkaya doğru kaçıveriyorlar. Gördüğünüz gibi sıcak kuzularımızı böyle yaymış durumda. Hepsi bir köşede uyuyorlar. Serinlemek için. Şimdi kapımızı açalım. Şöyle. Ben buraya nane dikmiştim birkaç tane. Çok güzel büyümüşler. Bunlar hakikaten çok iyi ki arsızlar. Çünkü olmadı diye çok üzülüyordum. Ama bol suyla bayağı bir türediler. Daha da ürecekler inşallah. Domateslerimizi görüyorsunuz. Bakın nasıl büyüdüler, uzadılar. Kocaman oldular. Şöyle gösterelim. Bunlarda pek bir tık yok şu an. Şunlara gelelim, biberler. Kaç tane olmuş. Hatta şunları alsak iyi olacak. Doğuma kaçmasınlar. Şöyle sizin için koparayım bunları. Ya insanın kendi bahçesinden bir şeyler yemek çok güzel gerçekten. Bu arada yerde çok fazla semizotu çıkıyor. Ben onları topluyorum. Ve salatada yoğurtla beraber, sarımsaklı yoğurtla, zeytinyağıyla yiyoruz bunları. Ben şimdi gene çıkmış bakın. Onları da alacağım, toplayacağım. Yani bedava pazar. Gerçekten muhteşem. Bakar mısınız şunlara ya? Bakar mısınız? Ay ne tatlı olmuşlar. Bebecik bunlar, bebecik. Ay çok güzeller. Şurada da çıkmış bir tane. Annem yerim seni ben. Ay çok güzelsin. İnşallah seneye daha güzel şeyler yapacağız. Ama şu çürümüş. Neden acaba?
Aa, burada bir şey olmuş. Neden böyle olmuş bu? Üstü kararmış. Bunlar da büyüyorlar, salatalıklar. Ama bazıları büyümemiş. Ya işte burada tek sıkıntı şu toprağın bir tuhaf olması. Yani ben hiç sevmedim bu toprağı. Burada karpuz güzel olurmuş. Nevinciğim öyle dedi. Bir de patates güzel olurmuş. Onları da yapacağız. Bu arada bu da biliyorsunuz kompost burada duruyor. İnşallah olacak birkaç aya. Eriklerden toplayayım birkaç tane. Bazıları sert ama şu nasılmış? Bu biraz daha olabilir. Vay be, kocama bak, ne güzel yapmış. Resim gibi maşallah. Oo, Esen'in resmi de güzel. Bak ben de sana ne getirdim. Buyur. Aman çocuğumu bitirdim. Al aşkım. Vermeyeceğim. C vitamini. Al oğlum ya sen de. Sana da biber düştü hayatım. Acıysa yanarım. Yok abi, acı değil, ben yedim ya. İlk biberim. Acı değil bakalım. Baba. Değil babası mi? Acı değil, acı değil babası. Nasıl? C vitamini. Ada da çok seviyor. Ötekini de adaya verelim. Nasıl, güzel mi? Güzel vallahi. Afiyet olsun. Domateslerimiz de çok tatlı olmuş. Minik minik çıkıyorlar. Gösterdin mi? Gösterdim. Çok sık şekerler. Sevimliler. Yarın. Ay, düşeceğim. Bizim için yarın, sizin için ne gün olacak bilmiyorum da. Adanın mezuniyeti var. İlkokulu bitiriyor artık. İlk köye geldiğimizde nerede okula başlayacak, ne yapacağız, nasıl vereceğiz okula diye böyle tedirgindik. Kız şimdi ilkokulu köyde bitiriyor. Vallahi işte Gizem'le Nevin ve çocuklar Muğla'ya gidecekler günübirlik. O tarafa gitme oğlum. Gel buraya, oraya gitmek yok. İşte biz de Abdullah abiyle ineklere bakacağız. Pazara gideceğiz. Pazarda ürünleri sizlerle buluşturacağız. Özleyecek misin beni? Bir günlük özlerim artık. Özler misin yoksa of iyi ki gitti kurtuldun mu dersin? Yok canım, öyle devam yani. Devam mısın? Ama bir özleyelim yani birbirimizi, iyi olur. Hatta ben bir Ankara'ya gitsem bir 3 gün özlesek. Vallahi ne güzel olur. He? Aynen, çok güzel olur. Sen de bir gitsen. Aslında beraber gitmeyi çok isterdim ama olmuyor. Neyse, ben bir gideyim, sonra bir beraber gideriz tekrar. Tamam, olur. Ayakkabını aldım vardı. Toka almış, tamam. Kolyeni almışım. Tamam Ayşe. Evet, bugün herkese merhabalar. Günaydınlar. Biz yine Muğla'ya gidiyoruz. Çünkü Adanın mezuniyet balosu var. Artık son görevimizi yapacağız yine Muğla'ya. Nevinlerle beraber gidiyoruz yine. Doyamadık Muğla'ya. Muğla'ya mı yerleşeceğiz yoksa beraber? Kızları da aldık. Hep beraber gidiyoruz Mağa aile. Cümpül cemaat. Aynen. Evet, Adanın 4C sınıfı için, mezuniyet partisi için geldik. Yapma yapma, uçar hepsi. Ada. Var mı heyecan? Yuvarlak olacak ama. Evet, resim çekmeye çalışıyorlar. Becerebilirler öğretmenimiz. Evet, artık mezuniyet zamanı. Aslında yüzebilen en çocuk havuzu varmış. Aa, süper. Şurada. Aa, tamam. Beni çocuklara çekiyorlar zaten. Evet, şimdi havuza giriyorlar. Birazdan da yemek yiyeceğiz. Saat 6 oldu. 6.30'da yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra 8 gibi yola çıkacağız. Evet, pastamız da geldi. Hemen bakalım. Ay, çok güzel olmuş. Aysun hocam beğenmedi. Beyaz çarşaf yapalım abla. Çok güzel. Ay canım, hakkınız. Aha, bu ses var. Bu ses var.
Evet, çocuklar oynuyorlar bugün. Çok güzel bir gün geçirdik. Sağ olsun Nevinler. 3 tane tatlı kızı. Ada ve Ata, hepimiz birbirimize destek olduk, yardımcı olduk. Çok güzel bir gün geçirdik. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Nevinciğime, bana yol arkadaşı oldu bugün için. Çok sağ olsun. Adanın sınıf arkadaşları 4 yıl boyunca çok güzel günler geçirdiler, büyüdüler. Bu çekim yapıyorum ben YouTube için. Umut'cum, el salla. YouTube mu çekim? Evet, YouTube için çekiyorum. Şimdi çekiyorum, sonra izlersin, tamam mı? Böyle çekiyorum sizin hepinizi. Bebe! Kaç buraya? Evet, harika bir gün geçirdik gerçekten. Dalyan'da, Muğla'dayız. Harika oldu. Artık mezun oluyorlar. İnşallah ortaokulda güzel arkadaşlıkları olacak, güzel öğretmenler olacak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sen de geleceksin. Hoşçakalın. Evet, günaydınlar. Günaydın. Pazara geldik. Evet. Bugün pazarda biz bekliyoruz. Bizimkiler Muğla'ya gidiyor. Bura nereydi abi? Kültür Park. Alsancak Paralı Kültür Park. Evet, Kültür Park'tayız. Bakın Kültür sabah Park. Erken saatleri. Lozan kapısı karşısı. Ama bizi sonra izleyecekler. Bugün şimdi izlemeyecekler. Neyse canım, fark etmez mesela ya. Yeter ki... İşler iyi gider i̇nşallah. Mi bugün abi? Vallahi inşallah nasip. Bak sevdim burayı ya, güzelmiş. İnsanın içini evet. Açıyor. Çok güzel ya burası. Yeşilliği olsun, doğası olsun. Hani ben şey diye bekledim. Normal pazar yerleri olur ya böyle tıkış tıkış. Öyle bir yer değil burası. Sadece doğal... Ben buraya arabada gelirim. Doğal ürünler satış yeri burası. Evet. Yani üretici pazarı burası. Dışarıdan kimse girmiyor buraya. Sadece kendi üreten satabiliyor. Kooperatif adına geliniyor buraya. Peki sadece burada Bayındırlılar mı var? Yok, Bayındır, Bergama, yani her her yörenin kooperatif üyesi olanlar gelebiliyor. Normal pazarcılar giremiyor yani. Evet, güzel olmuş. Bakalım öğle saatlerinde yoğun zamanda da size buradan görüntüler göstereceğiz. Ya sağ olsun, mesela bu çalışmalar hep başkanımız Tunç Kaya sayesinde oldu. Evet. Allah razı olsun, mesela kendi ürünümüzü değerlendirip çok çok iyi, evet ya. Hadi o zaman koyalım abi araba. Gel gel, kiraza gel. Kirazlar dalından. Evet, şimdi komşu standtan arkadaşımızla arabaları götürdük. Arabaları buraya koydurmuyorlarmış. Biz de geze geze şimdi gidiyoruz. İsim neydi? Saadettin. Saadettin arkadaşımızla. O da Bayındır'dan geliyor. Bizim olduğumuz taraf zaten Bayındır standları değil mi? Evet. Bayındır'ın bütün köylerinden galiba gelmiş. Bu kooperatif adına mı oluyor? Kooperatif. Ya kooperatif burada üreticiyi desteklemek adına, tüketiciyi de korumak için, yani değil mi? Halicilerin aynen, elinden. Komisyoncuların. Evet. Yani sadece üreticiler burada stand açabiliyor. Aradaki bütün aracıları kaldırmış oluyorsunuz yani. Burası neresi, bir de onu söyler misin? İzmir Fuar burası. İzmir Fuar, bakın çok güzel bir yer. Parkın içinde böyle standlar yapmışlar, koymuşlar. Çok güzel bir yer. Burada herkesin standı var. Toplamda kaç stand var? Toplamda 90 adet kadar stand var. Evet, İzmir'in bütün ilçelerinden burada üreticiler ürünlerini burada sergiliyor. Biz de bugün Abdullah abiyle beraber bakalım nasibimizi kovalayacağız. Bakın şimdi biz diğer giriş kapısındayız. Bu diğer taraftaki kapı, buradan giriyoruz. En yoğun saatler kaç arası oluyor? Öğlen.
Öğlen saati. Ha, millet öğle arasında evet. Buraya mı basıyor? Genelde evet. Burası zaten memur evet. Çalışan kısmı öyle yemeğe çıktığı için evet. O saatlerde gidiyor. Evet bakın. Nasıl gidiyor? İyi Allah aşkına. He? Çok iyi vallahi maşallah. Hareket var mı? Ben anlamıyorum pek. Vallahi biraz var. He? Allah'ın izniyle sabah da erken ya. İlerleyen saatlerde inşallah daha güzel bir şekilde olur inşallah. Nasıl sevdin mi pazarı? Vallahi eğlenceli ama daha tam adapte olamadım. Nasıl hayat kadar edemiyorum. Sen beni alıştırırsın artık. Ya bu ortam güzel, park güzel, şey güzel. Hepsi doğal mesela. Herkes evet. Mesela burada gördüğünüz herkes. Bütün arkadaşlar. Evet. Kendi ürünlerine getirip satıyorlar. Evet. O güzel. Abla, seni de gösterelim mi? Nevi'nin ablasıydınız değil mi? Evet, Nevi'nin ablasıydım. Evet, Abdullah abinin eşinin, Nevi'nin ablası. Yan yana standları beraber. Her hafta geliyorsunuz siz. Geliyoruz ablacığım. Evet, memnun musunuz burada? Çok. İyi değil mi? Evet. Başka pazarlara gidiyor musunuz? Buca pazarına gidiyorum bir de. En güzeli nere? Bura. En güzeli burası. Ben de valla parkı sevdim. Hani evet, burası güzel. En güzel burası. Evet, keyifli. Evet, kale var da ama... Kaleyi sevmiyoruz, burayı seviyoruz. Bura güzel. Evet. Keşke bu böyle çoğalsa ya çoğalsa aslında. Çoğalsa keşke. Evet. Bir de şey düzenliyor. İnsanlar disiplinli. Evet, fiyatları aynen. Geziyorlar, şey aynen. Yapıyorlar, geziyorlar. Bayağı aynen. Bir... Kontrol altında zaten evet. Fiyatlarımız. Kimse kafasına buyruk değil ya. Değil. Kendi ürettiklerimizi evet. Satıyoruz. Üreticiden tüketiciye. Evet. Senin ürünlerini de göstereyim. Bakın bir sürü zeytinleri var. İnşallah hayırlısıyla İnşallah. Satarsınız İnşallah, siz de. İnşallah hepimizde inşallah. Evet Kaan, nasıl pazar güzel mi? Hoşuna gitti mi? Güzel abi güzel. Güzel ama öyle çok dediğiniz gibi hareket yok ya. İnşallah birazdan olacak. Abla bu geçen takın armudu değil, bu farklı armut. Bu da çok güzel olacak. Çok güzel. Çok güzel. Evet, yöresel keşkek yiyoruz şimdi. Bak. Abla sen mi yaptın keşkeği? Evet, ellerine sağlık. Ne kadardan veriyorsun böyle? Gelenler bilsin. Kilosu 40 liradan. 40 lira. Evet. Evet, çok seveni var herhalde. Evet. Ben ilk defa deneyeceğim bakalım. Tabii. Ellerine sağlık. Öyle mi? Evet. İnşallah bütün kazanı satmak nasip olur. İnşallah. Vallahi efsaneymiş ablanın keşkeği. Gelirseniz buraya kesinlikle deneyin. Muhteşem, lezzetli. Bu bölgenin özel yemeğiymiş. Ben ilk defa yedim. Bu zamana kadar nasıl yemedim bilmiyorum. Vallahi çok lezzetli. Takipçilerimizden Kemal abi geldi sağ olsun alışveriş yapmaya ziyaretimize. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Güzel bir atmosfer. Güzel mi gerçekten, pazar? Gerçekten. Ben İzmirliyim. Aynı zamanda Ödemişliyim ama kendimi bir anda Ödemiş pazarında hissettim. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Güzel bir atmosfer. En azından yöresel yemekler, yöresel tatlar, lezzetler var. Vallahi. Artık. Güzel değil mi? Evet. Tavsiye sen, ederim. Sana ne herkese. Verelim? Sana ne verelim? Vallahi kiraz alacağım. Sana ne verelim abi? Ne istersin? Şimdi kiraz alacağım, kayısı alacağım, tamam. Yumurta alacağım. Özellikle bahsettiğin gibi kabak. O kabakları alabilir miyim bir tane? İzledin mi? İzledin mi kabakları? Evet, iki tane. Yani bu kabakları görmüştük biliyorum. Aklım orada kaldı. Evet. Şimdi kabaklardan 1-2 kilo alacağım. Akşam kızartmasını tamam. Yapacağım inşallah. İyi, afiyet olsun. Yani gerçekten lezzetli evet. Gözüküyor. Valla direkt topraktan aynen. İlaç milaç bir şey olmadan. Aynen.
Yani bir de yöresel ürünümüz var. Keşkek. Onu gösterdim demin abi. Onu ben yedim, vallahi çok lezzetliymiş. Evet. Ben tadı gerçekten lezzetli. Akşam evet. Götüreceğim bir kilo. Evde hep beraber yiyeceğiz. Tamam. Sen bizden sonra biraz da şöyle diğer standlara da bak abi. Evet evet. Sonuna kadar gideceğim, dolaşacağım. Evet. Lezzet, tat. Herkesi çağırıyor musun buraya? Çağırıyorum, çağırıyorum. Yani buyursunlar, gelsinler. Evet. Ben dedim ya, İzmir'de oturduğum halde ilk kez gördüm. Gerçekten gelinmesi, görülmesi güzel bir yer. Herkesin, en azından çiftçilerimize, ziraatçımıza destek olması için evet. Herkes gelsin. Evet, evet. Güzel bir atmosfer. Evet. Bekliyorum herkesi. Sağ olasın abi. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Sağ olun. Evet. Sana. Ondan sonra alacağım mı Özgür? Tamam o zaman. Tamam, gelin. İdare edin artık. Nevin'in yerine siz varsınız. Evet. Evet. Ama sen her zaman geliyorsun zaten. Geliyoruz. İkiniz daha bir sinerji yaratıyorsunuzdur burada, değil mi? Sorma. Bugün bir yanım yarım. Değil mi? Eksik evet. Aldık, biz geldik, biz de idare edin. Evet. Sağ olun abla. Yani kolay gelsin abla. Evet, ne alıyorsun abi? Şimdi çökelek alıyorum. Damak tadımız, lezzetimiz çökelek. Bizim köyden değil mi abla? Evet, bizim köyden. Bizim köyden, Yusuflu'dan. Yusuflu'dan. Bir de yoğurt alacağım. Yoğurdu da akşam nasip olursa ayran yapıp evet. Yayık ayran gibi içeceğim inşallah. Oo. O süzme yoğurt mu? Evet, süzme yoğurt. Oo, çok süzme güzel. Yoğurt da ayran güzel olur. Aynı. Evet. Bir de tereyağı alacağım. Evet. Ama az alacağım, öz alacağım ama sonuçta her hafta olduğu için aynen. Her hafta da beklerim. Değil mi abla? Her hafta da gelsinler vatandaşlarımız. Az alsınlar, öz alsınlar ama her hafta gelsinler. Aynen. Abla, ablanın standı da en baştaki stand. Bakın, girdiğimiz zaman. Valla güzel. Afiyet olsun abla. Emekliğinize sağlık. Sağ olun, çok güzel, sağ olun. Evet. Abonelerimiz bizi ziyarete gelmeye devam ediyor. Alışverişlerini evet. De yapıyorlar. Hüseyin abi hoş geldin. Sağ olasın. İzmir merkezden geldin herhalde değil mi? Balçova. Evet, Balçova'dan. Güzel mi pazar? Güzel güzel, hayırlı olsun. Evet, sağ olun. Bol bol müşteriler buluyor. İnşallah. Ben de ilk defa geldim valla. Ama olsun. Hoşuma gitti, güzel. Ya şey çok güzel, bu park burası çok güzel. Ortam güzel. Ali abi de bizim komşumuzmuş. Değil mi? Evet. Pınarlı köyünden. Bizim yan köylerden sayılır. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Evet. Siz geliyor muydunuz bu pazara daha önce? Geliyordum. Çalıştığım iş yerine yakın. Bir evet. De sizi görmek için. Çok teşekkür ederiz. Yani. Şeye de bekleriz. Tamam. Yusuflu'ya tamam. Da bekleriz. Tamam kardeşim. Gelirseniz. Tamam. Abi sizi de bekleriz. İnşallah. İnşallah geleceğiz. Yusuflu'ya. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Siz de sağ olun. Tamam. Abdullah abi de çalışıyor. Abi oturdum ama kusura bak. Abdullah abi işler kesildi ya. Evet, işler kesildi. Saat kaça geliyor? 3'e mi geliyor? Ya çok ya. O yüzden yok çıkmıyor abla. İnşallah akşama. Vallahi bir saattir sadece bir kiraz sattık. Yumurtamız var mı? Oturduk ablam, uykumuz geldi. Kimse gelmiyor. Şuraya bir hamak getirseydik abla. Aynen, ne güzel abla. Vallahi. Arkada da su sesi. Evet. Ablam 40 derece sıcakta pazar maceramıza devam ediyoruz. Biz yavaş yavaş toplanacağız. İşte akşama doğru artık saat ilerledi. Gerçekten üreticinin hali zor. Yani pazarda çalışanların da hali çok zor. Özellikle bu sıcaklarda. Burası üretici pazarı. Sizler de illerinizde böyle üretici pazarları varsa onları destekleyin. Direkt üreticiden almaya gayret edin ürünleri. Gerçekten zor işler. Hem üretip hem satmak gerçekten çok zor. Ben artık arabayı getiriyorum. Arabaya doğru gidiyorum.
malzemelerimizi yükleyeceğiz. Buradan köyümüze doğru yol alacağız. Fena değildi ama herhalde yaz mevsiminin geldiğinden dolayı insanlar herhalde yazlıklarına kaçmışlar. Eski zamanlara göre, yani geçtiğimiz haftalara göre biraz daha düşük bir kalabalık vardı. Yani satışlar orta halliydi. Ben ilk defa katılıyorum tabii. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Pazarın kurulduğu yer de çok güzel zaten. Ben böyle yerleri de çok seviyorum. Bakalım. Daha sonra da belki Gizem'le Nevin gelir. Belki hep bir geliriz. Ara ara tekrar geliriz. Gelen abonelerimize, takipçilerimize de bu pazarda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Yolunuz düşerse her hafta bu pazar oluyor. Çarşamba günleri bu pazar kuruluyor. Öbür haftalarda sizleri de bekleriz. Üreticiler de desteğinizi bekliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, artık dönüyoruz. Evet. Abdullah abi, hiç yoktan iyi miydi yoksa nasıl? Allah bin bereket versin. Gelen herkese Allah'a mutluluk. Allah bin bereket versin. Evet. Yani kötü de değildi, çok iyi de değildi. Allah... Daha iyi günler gördünüz değil mi? Evet. Allah'a müşkür olsun yine. Evet. Allah nasibimizi verdi. Allah bin bereket versin. Amin amin. İyi oldu, evet. Biz de görmüş olduk. Evet. Artık diğer pazarlarda görüşürüz. Biz İnşallah. Dönüş yoluna geçiyoruz. Aynen. Evet, pazar işini bitirdik. Şimdi Abdullah abilere geldik. Onların önce, daha doğrusu bize gittik. Bizim hayvanları besledik. İşte koyunları, köpekleri, kedileri. Oradan geldik. Şimdi Abdullah abilerin ineklerini besliyoruz. Şimdi o gitti. Hayvanlara su dolduracak. Ben suyun başındayım. Suyu açtım, kapatacağım. Birazdan ineklerin yemlerini vereceğiz hep beraber. Bakın burada da mısırları var. Slash hayvanları yemlik. Şimdi... İşte ahırı temizleyeceğiz traktörle, hayvanlara yem vereceğiz hep beraber. Dolu dolu bir gün geçiriyoruz açıkçası. Pazarda hava çok sıcak da. Şu an burası biraz daha serin, biraz daha rahatladık. Biz şimdi çalışıyoruz. İşleri bitirip artık dinlenme moduna geçeceğiz. Bizimkiler Muğla'da, geceye doğru gelirler. Biz Abdullah abiyle baş başa kaldık. Önce yemek mi veriliyor abi, sağım mı yapılıyor? Yok, önce şunları ayarlayıp yemlerin ağzını açacağım. Ondan evet. Sonra damı sıyıracağız. Ondan sonra sulayı kaçacağız. En son, ha onlar ondan, yerken. Ondan sonra samanları, yemleri sulaycılara vereceğiz. Ondan sonra sağıma gireceğiz. Evet. Yani bayağı da işimiz var. Tamam. Zaten onlar da acıkmış, bekliyorlar bakın. Evet. Bugün hepsi bekliyor. Gelin bakayım çocuklar. Gelin. Ona ona ona. Orası bir dil lan. Orası bir dil. Orası bir dil. Ver orası bir dil. Yok. Gelin çocuklar, gelin. Hadi yiyeceksiniz şimdi, az kaldı. Şimdi dam temizliği yapılacak. Damları temizleyeceğiz. Evet, şimdi ne katıyoruz abi? Slaş katıyoruz. O mis kokulu slaşlardan mı? Evet, bakın iş yaparken de çekiyorum. Başka türlü çalışırken gösteremiyoruz. Bu neyden elde ediliyor abi? Bu trikali elde edildi. Neyden? Trikali. Trikali. Evet. O neymiş yani ya? Ot türü. Ha, ot türü. İlk öğünleri bu mu? Saman. İlk öğünleri bu. Şu anda bu yani. Darı sıracım bittiği için bunu veriyorum.
Bunun mesela süt verim olmaz ama mısır darıyı görünce işe göre bu karnlarını tok tutuyor. Evet. Darılarımız büyüdüğü zaman inşallah ondan sıracını yapacağız. Evet, sırayı doldurduk şimdi ve kağıt arkadaşımla beraber gidiyoruz. Şimdi güzel. Şimdi kontağı kapatın. Şimdi samanlarını vereceğiz ilk önce. Onları dağıtacağız. Ondan sonra nasıl zevkli? Tam ne zaman öğrenebileceğim abi ya? Bir dakika sefere daha da öğreneceksin. Tamam. Evet, şimdi samanları katıyoruz. Evet, şimdi yemlerini koyuyoruz. Şimdi sağıma giriyoruz. İçeriye girdik, yemlerini verdik. Şimdi onlar yem yerken biz de sağıma giriyoruz. Vallahi teperse abi, korkuyorum bak. Gel bakayım. Sakin ol. Yok, baksana. Şöyle çekeyim. Evet, gelsin sütler, gelsin. Oh. Mis. Evet. Bakın geliyor. Şimdi öbür üstüne getirin. Bugünün de sonuna geldik mi abi? Evet, bugün sonuna geldik. Geçmiş olsun hadi. Sağ ol, Allah'a olsun. Valla senin sayende Allah'a olsun ya. Ben çok yardımcı oldum. Ben bir şey yapmadım, her şeyi sen yaptın. Daha nasıl yaptın lan, pazara gittik. Sonra çıkarttık, hayvanları sağ görürüz beraber, yemledik. Evet. Allah razı olsun ya. Valla senden de Allah razı olsun abi, sağ ol. Benim için de güzel bir gün oldu. İyi. Ben de işi öğreniyorum, bakma sen yani. Bir şeyler öğreniyorum. Açıkçası merak ediyorum yani bu şeyleri. İnşallah yine gideriz. İnşallah. Sonra gideriz. Evet. O zaman darısı nicelerine olsun diyelim. Abi. Bugünü kapatalım. Hepimize arkadaşlar. Vay vay vay. Ortasını da bırakalım. Evet, çok yoğun, atraksiyonlu bir gün geçirdik dün. Siz evet. Muğla'ya gittiniz, geldiniz. Aynen, çok geç geldik. Bir de evdeydik. Bayağı yolda telef oldunuz. Evet, bayağı. Güzel miydi? Çok güzel geçti ama değdi yani. Yolda da çok eğlendik. Güle oynaya şen şakrak geldik. Evet. Ada mezun oldu okulundan, ilkokulundan. Artık Muğla maceramız tamamen bitmiş oldu. Evet. Ada orada oldu. Okuyordu. Orada bitti artık.
Aynen. Hayırlısı olsun. İnşallah nice ortaokullar, lise, üniversiteleri görürüz. İnşallah. Amin. Bizi de sen daha görmedin neler yaptığımızı. Sen de artık videoyu izler bakarsın. Evet, öyle olacak. Abdullah abiyle bayağı bir pazar pazara gittik. Orada bir etkinlik yaptık yani. Güzeldi. Abonelerimiz geldi. Bizi ziyaret edenler oldu. Çok sağ oldu. Olsunlar. Teşekkür ediyoruz evet. Hepsine. Yani güzel bir deneyim oldu benim için de. Artık bence siz de bir gidersiniz. Siz, evet, sen de görürsün. Evet. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Lütfen kanalımıza destek olmak için abone olursanız çok seviniriz. Videomuzun beğenileri çok az gidiyor. Biraz beğeni atarsanız her bir kişiden bir beğeni bizim için çok önemli. Damlaya damlaya göl oluyor. Çok tamam. Teşekkürler. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ataya salla. İstermiş mi? Evet. Tamam, ataya salla. Ata bay bay de. Ata harika olmuş.